Hocam nelerle karşılaştınız? Mutlaka içindeydiniz olaylara. Hiç yabancı kalmadınız ama hakikaten bir tesis anlamında facia vardı. Buradan başlayalım. Evet. Tabii 2000 bahsettiğiniz dönem daha çok 2006'dan sonraki dönem. Tabii pek çok saydığınız oyuncuların buradaki en büyük emeklerden birisi. Tabii bizim de kulübe başlangıç noktamız Sayın Rahmet Arif Peçenik hocamı da rahmetli anıyorum. Onun kurduğu bir altyapı sistemi vardı. Çoğu sayılan oyuncular onun döneminden gelenler. Daha sonra katılanlar oldu. Ankaragücü'nden Birleşmesinden gelen gelenler. oyuncular oldu. Tabii o süreçte kendi öz kaynaklarımızın altyapıda yer aldığı noktada tabii şanssız bir döneme girdik. O dönemde de şu anda da ligde bunu yaşayan takımlar var. Aslında biraz da mecburiyetten oldu. Yani altyapıya yönelme şu anda da günümüzde de var. Bugün bir Trabzonspor gerçeği, Eskişehirspor gerçeği, daha örnekleri Bütün çoğalabilir. kulüpler dönecek. Evet. Başka çaresi yok. Evet, tabii Tan Doğan Ankara'nın daha doğrusu Ankaragücü için çok önemli bir değer. Ankaragücü'nün kalbi Tan Doğan'dır. Orada atar. Çok önemli bir yer. Senelerce tabii orada bir sahamız mevcuttu. Yine MK'nin tavsiye etmiş olduğu bir yaşamsal bir yapı var. Tabii burada eski halinde bildiğim için sizler de ilk fırsatta yeni halini görmeye mutlaka bekliyoruz. Yeni yönetimimizin gelmesiyle birlikte başta başkanımız ve yönetim kurulunun olağanüstü gayretleriyle, destekleriyle ilk önce biz bir kaldığımız yerin Ankaragücü'ne yakışır şekilde modernize edilmesi, tekrar bakıma girmesi, yenilenmesi. Çünkü futbolun zaten diğer bir yönü yenilikten geçiyor. Tan Doğan tesislerini çok ivedi bir şekilde Altındağ Belediyespor'un da büyük desteğiyle tekrardan çok güzel modernize bir hale getirildi. Buradan tabii emeğe geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Orası bizim için çok önemli bir yer. Tam Doğan sahası yıllarca biliyorsunuz atıl vaziyetteydi. Özellikle Çok son. hazin bir durum vardı Evet, gerçekten. İşler acısı bir hal vardı. Kulüpten ayrı kaldığımız zamanlarda arka yoldan hani tren garının oradan sıya yönüne giderken inanın artık kafamızı çeviriyorduk üzüntüden. İşte otların sardığı tamamen atıl bir ucube bir alan vardı yani. Kötü görüntüsü Çok kötü olan çok bir kötü. alan vardı. Kötüden ziyade çok üzücüydü bizim için. Evet. Çünkü biz oranın eski halinde de biz çalıştık. Yemyeşil olduğu zamanda da oradaydık. Oradan bugüne o görüntü Güzel tabii güzel güzel zamanlar vardı orada. insanı yaralayan görüntülerdi. Şu an itibariyle, günümüz itibariyle yine tabii burada sık sık şunu tekrar etmek zorundayız. Gerçekten altyapıya müthiş derecede önem veren, değer veren, destek veren bir yönetim kurulumuz, başkanımız var. İlk geldiğimizde de biz ilk görüşmelerimizde söylemiştik. Zaten hepsi yani yönetim kurulunun tamamına yakını Ankaragücü taraftarı olduğu için camianın içini bildikleri için kanayan yaralarımızı da biliyorlardı. Dolayısıyla sahanın çok önemli olduğunu zaten kendileri de biliyordu. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz zaten Özellikle Taber Acar'ın geçmişte tabii. altyapı hamlelerini de unutmamak lazım. Tabii. Yani. Şimdi başkanımız seçimden bir gün sonra zaten kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle Tan Doğan'a gelmeleri zaten bu işi ne kadar önemsediklerini ve ciddiye aldıklarını zaten göstermişti.